sadece İzzet'i nefsi mi düşünüyorum? Allah'ın günü polis afiyesi gibi beyefendinin peşinden mi koşacağız? Onun kolayı var, Ekrem'i koştur peşinden. Nasıl? Sen de biriyle dolaşarak. Ekrem senden kıskançtır, deliye döner. Zor iş be! Ben erkeklerle falan dolaşamam. Ama danışıklı bir dövüş bu, parıyla birini tutarız. Bak bu olur işte. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz dedim? Öteberi alacağım. Benden izin alamaz mıydınız? Ben burada hapiste miyim? İzin almadan istediğim yere gitmeye hakkım yok mu? Benim de eşim olan kadını kontrol etmek hakkım. O gün bakıştığınız o züppe herifi unutmadım. Herif kelimesi biraz kaba kaçmıyor mu? Kaçsın kaçmasın! Göz göze gelebildiğiniz her erkek benim şerefimi lekeler. Sizin göz göze, el ele, diz dize geleceğiniz bir kadın benim şerefimi lekelemez mi? Niye cevap vermiyorsunuz beyefendi? Ben bu evde esir gibi duramam. Bay bay! Size tekrar ediyorum, benim karım olduğunuzu unutmayın! Baş üstüne kocacığım! Ekrem, sana kötü bir haberim var. Ne haberi? Nevin az önce telefonda bir erkekle konuştu. Bir erkekle mi? Evet. Ne olur dayıcığım, sen giyiniksin. Takip eder misin ne fırıldaklar çeviriyor? Etmez olur muyum, aile şerefi bu. Al sen şunu, sinirlerine iyi gelir. Gerekirse fotoğraflarını bile çekerim. Aman be oğlum! Yerinde duramıyorsun sen de! Olmadı be oğlum, olmadı! Sen figüranlık etmişsin, artistlikten anlarsın diye Yeşilçam'dan kiraladık seni! Bak evladım, öyle tren seyreder gibi ruhsuz değil! Karşında sevdiğin kadın olduğunu düşünüp kalbinle bakacaksın ona ya! Hadi, geç bakalım şimdi benim yerime! Geç şimdi çekici! Ona canı gönülden bağlıymış gibi davranacaksın! Hadi bakalım, şimdi çekiyorum! Çekiyorum! Bana yapılır mı bu dayı? Kadınlar ihmale gelmez. Allah cezasını versin. Peki ne yapayım şimdi? İşim gücüm varken polis afiyesi gibi peşine mi düşeyim bu sürepenin? Kadınların dizginleri ancak yakınlık göstererek elde tutulabilir. Buz gibi kız be dayı, nasıl yakınlık gösterilir? Sen istesen sıcaklığınla kutupları eritirsin. Git odasına bir şey bilmiyormuş gibi göster numaralarını. Namus belası, başka çare kalmadı. Gidip bir bakayım ona. Aa! Ne işiniz var yatak odamda? Seninle konuşmak istiyorum. Konuşmak için gecenin bu saatini mi seçtiniz? Saçmalamayın! Şimdi bağırır bütün hizmetçileri çağırın başına! Tehdit mi ediyorsun beni? Ben sana soruyorum, bu saatte odama giren sensin. Dinle beni kızım! Ben böyle saçmalıklara, katakullilere alışık bir erkek değilim. Damarıma basar, evli bir kadına yakışmayacak budalalıklar yaparsanız... ...kibar bir koca yerine karşınızda eli sopalı bir adam bulursunuz. Boş versene sen! Kanun beni sana nüfus kütüğünde bağlayabilir. Fakat benliğimi alıp sana veremez. Ben ancak sevdiğim erkeğin sözünü dinlerim. Benim karakterim seni ilgilendirmez. Anlaşıldı. Bir yıllık anlaşmada evde kalırsam sizi boğabilirim.